Evet kıymetli arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Bohr atom modelinden size kucak dolusu sevgiler, saygılar. Neredeyiz? Bohr atom modelindeyiz. Bir önceki Rutherford atom modelinde modeli ortaya koyan Ernest Rutherford'un öğrencisi ve yakın çalışma arkadaşı kim? Danimarkalı bilim insanı, özür dilerim, Niels Bohr. Arkadaşlar Niels Bohr Danimarkalı bir bilim insanı ama çalışmalarını İngiltere'de yürütmüş. Aynı zamanda döneminde Albert Einstein'la bilimsel anlamda önemli çatışmalar yaşamış. Einstein'ın birçok teorisine karşı çıkmış ama kendisi de çok önemli buluşlara imza atmış. Önemli bir fizikçi ve kimyagerdir. Bilim tarihine damgasını vurmuş isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Kim? Niels Bohr. Biz bugün en önemli çalışmalardan bir tanesi ortaya koyduğu Bohr atom modeli. Bohr atom modeli nedir arkadaşlar? Bohr atom modeli aslında tek elektronlu atomlardaki elektron hareketini çok iyi açıklar. Şimdi düşünün, bir önceki videolardan hatırlayın. Dalton atom modeli vardı. Thomson atom modeli vardı. Rutherford atom modeli vardı. Bunlar da elektron hareketiyle ilgili detaylı bir bilgi, elektronlar nasıl hareket eder, nerelerde bulunur, ne yapar, bununla ilgili detaylı bilgi var mı? Yok. İşte ne yaptı? Niels Bohr bunun üzerine yoğunlaştı. Modeli daha çok elektron hareketleri, elektronların karakteri nasıldır, nasıl hareket eder, nasıl enerji alır, nasıl verir, nerelerde bulunur, ne yapar? Bunun üzerine kafa yordu ve modeli daha çok bunun üzerine tasarladı. Zaten şimdi anlattıkça göreceksiniz. Genelde elektron hareketleri üzerine çalışacağız. Bakın, bir elektronlu hidrojen. Şurayı düzeltiyorum. Helyum yazacağız. Değil mi? Bir elektronunu kaybetmiş, bir elektronu kalmış helyum. İki elektronunu kaybetmiş, bir elektronunu kalmış lityum gibi. Bakın bunlar üçü de tek elektronlu. Tek elektronlu atomlardaki elektron hareketini güzel açıklar. Lakin çok elektronlu atomlardaki elektron hareketini açıklamada yetersizdir. Bunu dikkat edin, bu ilk yetersizliği. Çıkar, sorularda çıkar bu. Elektronlar nerede bulunuyor? Niels Bohr'a göre elektronlar çekirdeğin çevresindeki belirli enerji yörüngelerinde bulunuyor. Yörüngelerinde. Bu yörüngeleri neye benzetin biliyor musunuz? Güneş sistemimizi gözünüzün önüne getirin. Güneş sistemindeki güneşi çekirdek gibi düşünün. Hani çevresinde belli yörüngelerde tüm gezegenler dönüyor ya. O gezegenlerde elektron gibi düşünün. İşte Niels Bohr böyle düşünüyor. O yüzden Niels Bohr'un modelinin diğer adı da yörünge modelidir. Yörünge modeli derler. Hani nasıl Thomson modeline üzümlü kek modeli diyorduk, lakap takıyorduk. Buna da biz lakap olarak yörünge modeli diyoruz. Çünkü elektronlar belirli çekirdeğin çevresindeki nasıl gezegenler güneşin etrafında belli yörüngelerde dolaşıyor. Diyor ki aynı onlar gibi diyor, elektronlar da diyor belirli yörüngelerde diyor. Ne yapar? Çekirdeğin çevresinde dolaşır diyor. Bu yörüngelere biz 1, 2, 3 diye de numaralandırıyoruz çekirdekten itibaren. Çekirdeğe en yakına 1 diyoruz. Bak gel buraya. İzle burayı. Çekirdeğe en yakın 1. Bir uzaklaşıyorum 2. Bir uzaklaşıyorum 3. Bir uzaklaşıyorum 4. Bu böyle çoğalır gider arkadaşlar. Kaça kadar? 7'ye kadar. Tamam. Biz ilk 4'ünü bilsek yeterli. Çok detaya girmeye gerek yok. Aynı zamanda bunu harflerle de ifade ederler. 1'in diğer adı K. Tamam ya, K'dir, K yörüngesi de diyebilirsin, 1 de diyebilirsin, fark etmez, ikisini de kullanabilirsin. 2L, 3M, 4 de N, tamam. K, L, M, N olarak da gösterilebilir. Tamam, şuraya yazalım. K, L, M, N olarak da gösterilebilir. Veya 1, 2, 3, daha çoğunlukla 1, 2, 3 olarak biz gösteririz. Rakamlarla 1, 2, 3 olarak gösteririz. Şimdi çekirdeğe en yakın yörüngenin, yani 1'dekilerin enerjisi en düşük elektronların. Elektron çekirdekten uzaklaştıkça enerji artıyor. Bak azalmıyor, artıyor. Çekirdeğe en yakın elektronun enerjisi en düşük. O yüzden birinci yörüngedekilerin enerjisi en düşük. Yörünge sayısı arttıkça, oradaki elektronun, o yörüngedeki elektronun enerjisi ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Tamam? Yani çekirdeğe en yakın olan elektronun enerjisi en düşüktür. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar diye söylüyoruz. Şimdi hemen gelelim. Şimdi peki bir yörüngede kaç elektron bulunur?
Mesela bir gezegenin yörüngesinde gezegenin kendisi var veya işte yanında uydusu varsa veya onlar bulunur, değil mi? Peki elektronlardaki bu atomlardaki bu yörüngelerde nasıl bulunur? Her yörüngede kaç tane, eşit sayıda mı? Ya da artıyor mu, azalıyor mu? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şunu diyeceğiz. Bir yörüngenin alabileceği en fazla elektron sayısı 2 çarpı n kare. N burada yörünge sayısı ile gösterilir. Tamam? Mesela yörüngemiz 1. 2 çarpı 1'in karesi. Yani 2. Yani birinci yörünge kaç alırmış? 2. Değil mi? Geçelim. Hani elektronları periyot ve grup bulmada 2-8-8-2 kuralına göre yerleştiriyorduk ya. Orada birinciye 2 diyoruz, ikinciye 8'i diyoruz. Neden diyoruz? İşte bak o 2 buradan geliyor. O 2 öyle bedavadan kafadan 2 olsun diye sallamıyoruz oraya. Yeşillik olsun diye yazmadık o 2'yi. Hani 2-8-8-2 yine 2 diye açtık ya. Ha, o ilk 2 bu 2 işte. Sonra 2. 2 çarpı 2'nin karesi ne yapar? 2'nin karesi 4. 2 ile çarp 8. Tamam. Bak ikinci yörüngedeki 8 de buradan geliyor. 8 elektron alır. 9 alamaz. Sonra 3. 2 çarpı 3'ün karesi. Yani 18. Üçüncü yörüngede en fazla 18 alır. Hemen diyeceksin ki, oradan hemen itiraz. Hemen itiraz. Biliyorum, duyuyorum mesela. Hemen itiraz ediyor. Diyor hocam ama 2, 8, 8, 2 de üçüncüye biz 8 yazıyoruz. Diyeceksin. O ilk 20 element için öyle. Tamam. O ilk 20 elemente özel bir durum. Normalde 18 alır. Tamam. Kafanızı onunla bunu karıştırmayın. 2, 8, 8, 2 kuralı ilk 20'ye göre ne yapar? Çalışır. 4. 2 çarpı 4'ün karesi 16, 32. 4. katmanda kaç alınmış arkadaşlar? 32. İşte bu şekilde gider. Tamam. Tek tek ezberlemene gerek var mı? Yok. Formülü bil ya. 2 çarpı n'in karesi. N burada yörünge sayısı. Yaz. Formülü hesapla. Rakamları çarp. Çıksın. Hesaplamana hiç gerek yok. Tamam. Şimdi geçtik yan tarafa. Şimdi burada esas gelelim. Elektron hareketini açıklamaya bak. İnce nokta burası. Elektron hareketi. Elektron hareketini nasıl açıklayacağız? Bakın şurada çekirdeğe en yakın düzeyde düşük enerjili, en düşük enerjili bir elektronumuz olsun. Bir atomda elektronlar yerleştirilirken en düşük katmanlardan itibaren yerleştirilir. Yani 2 dolmadan 3'e elektron geçmez. Önce 1 dolar, sonra 2 dolar, sonra 3 dolar, sonra 4 dolar böyle devam eder. Doldukça devam eder. Kafaya göre herkes katmanlara girmez. Önce 1 dolacak, sonra 1'de yer kalmayınca elektron varsa 2'ye geçecek, 2'de yer kalmayınca 3'e geçecek. Biz de 2-8-8-2 kuralını yaparken, periyot tabloda grup ve periyot bulurken öyle yapıyorduk ya. Önce 2'yi yazıyoruz, sonra 8'e geçiyoruz, o dolarsa 3. 8'e geçiyoruz, sonra 2'ye geçiyoruz. Temel mantık bu. Heh, şimdi elektronların en düşük enerji düzeyinden başlayarak tüm elektronların olması gereken katmanlarda bulunduğu haline biz atomun temel hali diyoruz. Tamam? Temel hal. Neymiş? Temel hal. Elektronlar olması gereken yerde. Her elektron olması gereken katmanda. Her elektronun olması gereken yerde, en düşük katmandan itibaren doldurularak olması gereken yerde olduğu haline biz temel hal diyoruz. Tamam? Peki elektronlar dışarıdan enerji alır mı? Alır. Çok da güzel alır. Elektronlar enerjiyi sever. Hemen enerjiyi alır. Ne yapar enerjiyi alınca? Ne yapacak? Bir üst katmana sıçrayacak. Bir üst katmana. Niye? Çünkü enerjisi fazla. Ne yapacak? Kendi enerjisine denk olan katmanlara gidecek. Çünkü 3'ü, 2'nin, 3'ün, 4'ün enerjisi artarak gidiyor katmanların enerjisi. Bu elektronun enerji fazla olunca artık 1'de duramaz. Ne yapar? Atıyorum. Nereye sıçrasın? 3'e. Sıçrattı 3'e. Ne oldu? 1'den 3'e sıçradı. Heh. Arkadaşlar, bir elektronun enerji alarak üst katmanlara geçmesine ne diyoruz? Uyarılmış hal. Uyarılmış hal. Ne vardı?
O halde atomda iki hal var. Temel hal, elektronlar herkes kendi yerinde. Uyarılmış hal, elektronlardan biri veya birkaçı dışarıdan enerji aldı. Üst katmanlara ne yaptı? Sıçradı. Bu enerji alma olayına ne diyoruz? Absorpsiyon. Tamam, absorpsiyon. Biz bunları, yabancı kelimeleri Fransızca okunuşuyla söylüyoruz. Çünkü ilk Osmanlı'nın son döneminde bu kelimeler bize Fransızcadan geçmiş. Tamam. O yüzden biz absorpsiyon diyoruz. Fransızca telaffuzuyla söylüyoruz. İngilizce'de nedir? Absorpsiyon. Yani emmek, absorbe etmek, çekmek, enerji alıyor ya. Absorpsiyon. Peki uyarılmış hal kararsızdır. Ve atom kararsızlığı sevmez. Atom der ki bu elektronu hemen bizi kararsız yaptın. Hemen o enerjiyi veriyorsun. Olman gereken yere çabucak dönüyorsun diye hemen bu elektronu fırçalarlar. Bu elektron fırçayı yedikten sonra hemen ne yapar? Aldığı enerjiyi ışın olarak yayınlar. Buna ne diyoruz? Emisyon. Tamam? Emisyon demek. Salmak, yayınlamak, dışarı vermek. Tamam? Işık enerji olarak yayınlar. Tamam? Işın olarak yayınlar. Tamam, ışın olarak yayınlar, biz buna bugün foton diyoruz. Işın olarak yayınlar ve olması gereken hale, yani temel hale geri döner. Anlaştık mı? Şimdi bu enerji alması ve bu enerjiyi ışın olarak yayması, yani emisyon etmesi esnasında bu yaydığı ışın arkadaşlar bu atomun spektrumudur. Tamam, biz bunu atomun spektrumu deriz. Yani elektronların, bir atomdaki elektronların önce enerji alıp üst katmanlara geçmesi. Daha sonra da tekrar temel hale dönerken bu ışığı aldıkları enerjiyi ışın olarak yayınlaması olayına atomun spektrumu deriz. Tamam. Peki evrende var olan tüm ışımaları biz atomik spektrum dediğimiz bir geniş yelpaze ile gösteriyoruz. Bunlar arkadaşlar burada rakamlarla gördüğünüz bunlar dalga boyları. Tamam. Dalga boyları. Yani bu ışını şöyle dalga yaptığını düşün. İki tepe noktası arasındaki mesafeye dalga boyu diyoruz, tamam? İki tepe noktası arasındaki mesafeye. Şimdi bak. 10 üzeri eksi 12. Dalga boyu çok küçük. Dalga boyu küçük olan enerjisi yüksektir. Dalga boyu küçük olanın neymiş? Enerjisi en yüksek. Ne var burada? Gama ışınları. Hani şu radyoaktif ışınların en tehlikelisi gama ışınları. Tamam. 10 üzeri eksi 10 X ışını. Ne diyoruz biz bunu? Röntgen ışınları. Var yani şu hastanede girdiğimiz röntgen ışınları ya da radyoaktif elementlerin yayınladıkları röntgen ışınları. X ışınları. Onlar dışındadır. 10 üzeri eksi 10 metredir. Yine enerjileri yüksektir. Tamam. Dalga boyu. 10 üzeri eksi 8 mor ötesi. Biz buna ne diyoruz? Ultraviyole. Ultraviyole ışınları diye görürsünüz. Mor ötesi. Tamam. Niye? Çünkü 400 nanometre mor renk. Siz mor ötesinin hemen dibindeki, morun dibindeki moru, burası artık morun ötesi, dibine mor. Siz moru ne olarak görürsünüz? Gözümüz normal mor renk olarak görür. İşte onun dalga boyu 400 nanometre. Nanometre 10 üzeri eksi 9 metre demektir. Tamam mı? 400 nanometreyi sizin gözünüz ne olarak görür? Mor renk olarak görür. Peki 700 nanometre kırmızı. Buraya biz ne diyoruz? Burası dar bir bölge. Küçücük bir alan. Çünkü yaklaşık 300 nanometrelik bir alan. Orayı ben alta genişlettim yazabileyim diye. Biz buraya ne diyoruz? Görünür bölge spektrumu. Kim görür? İnsan gözü. Görünür bölge diyoruz biz buraya. Görünür derken insan gözünü kastediyor. Çünkü hayvanlar bazen bir kısmı mor ötesini, bir kısmı kızıl ötesini görebilir. Yine cihazlar, elektronik cihazlar mor ötesi ya da kızıl ötesini tespit edebilir. Ama insan gözü şu ikisi ne yapar? 700 ve 400 yaklaşık olarak tabii 400 ve 700 aralığını görür. Biz buraya da görünür bölge diyoruz. Tamam. Sonra kızıl ötesi geliyor. Tamam. Yani 10 üzeri eksi 5 metre. Daha sonra 10 üzeri eksi 2 mikrodalga, yani mikro, şu bizim evdeki mikrodalga var ya, onun içindeki ışınların dalga boyu 10 üzeri eksi 2 metre ve sonra radyo dalgaları. Yani bildiğimiz radyo.
Evde kullandığımız radyo. İşte bu radyo dalgaları da 10 üzeri 3 metre dalga boyundadır. İşte buna da biz ne deriz? Elektromanyetik spektrum deriz. Burada iki nokta var arkadaşlar. Şuna dikkat edeceksiniz. Bir, bakın. Bohr atom modeli elektron hareketlerini açıklamaya yönelmiştir. Eksiklikleri 1. Sadece tek elektronlu atomlardaki elektron hareketini açıklar. Elektron sayısı 2, 3, 4 gibi elektron sayısı 2 veya daha fazla olursa açıklayamaz. Bu birinci eksiklik. İkinci eksiklik elektronları yörüngelerde demiştir. Bakın şöyle hani 1, 2, 3, 4 diye yörüngelerde olduğunu söylemiştir. Oysa bugünkü modern atom modelinde yani de Broglie, bakın bunlar hep Fransız bilim insanı de Broglie, daha sonra Alman bilim insanı Schrödinger, hani şu kedisi olan Schrödinger var ya, kedisini merak ediyoruz ölü mü canlı mı diye, Schrödinger. İşte bunların yaptıkları çalışmalarla ortaya konan bizim bugün modern atom model dediğimiz modelde elektronlar orbital denen bulunma olasılıklarının en yüksek oldukları bölgede bulunur. Tamam? Çok detaya girmeyeceğim. Yani yörüngelerde, Bohr'un dediği gibi elektronlar yörüngelerde değildir. 1. Çok elektronlu atomlardaki elektron hareketini açıklayamaz. 2. İkincisi de elektronlar yörüngelerde değil, bugün orbitallerde bulunur. Burada arkadaşlar temel hal, uyarılmış hal, absorpsiyon ve emisyon kavramlarını ne anlama geldiğini bilin yeter. Çok detaya girmenize gerek yok. Bilin yeter. Absorpsiyonun elektronun enerji alması demek olduğunu, emisyonun aldığı enerjiyi geri vermek demek olduğunu, temel halin herkesin bulunması gereken tüm atomlar, herkes derken atom elektronları kastediyorum. Tüm elektronların bulunması gereken yerde olduğu haline temel hal, elektronların birim veya birkaçın enerji olarak üst katmana çıkmasına da uyarılmış hal olduğunu, uyarılmış halin kararsız olduğunu ve atomun hızlıca tekrar temel hale döndüğünü, bu esnada da ışın yayınladığını, aldığı enerjiyi ışın olarak yayınladığını bilin. Burada sizin için yeterli arkadaşlar. Hemen bununla ilgili şimdi sorularımızı çözüyoruz. Atom modelleriyle ilgili bir iki sorumuz var arkadaşlar. Onları da çözelim. Ondan sonra konumuzu bitirelim. Şimdi bakın, atom ile ilgili aşağıda verilen keşiflerden hangisi ilk olarak Rutherford atom modeliyle ortaya konmuştur? Ben size ne demiştim her zaman? O küçük kelimelerle modelleri eşleştirin. Kelime model eşleştirmesi yapın. Mesela küre modeli ya da atomları ilk küre gibi gören kimdi? İlk model, bilimsel anlamda ilk model Dalton'du. Ya da Thomson modeli neydi? Elektriksel yük kavramından bahseden ilk modeldi. Ya da elektronların bahsedildiği ilk modeldi, değil mi? Şimdi Rutherford atom modeli ile ortaya konmuştur diyor. Bakın Rutherford atom modeli ne modeli? Ne diyorlar buna? Çekirdek modeli. Ortaya bir çekirdek kavramı çıkıyor, değil mi? Atomun büyük kısmının boşluklardan oluştuğu, protonların tamamının çekirdekte bulunduğu, atomun kütlesinin tamamının çekirdekte bulunduğu, çekirdeğin kütlesinin yaklaşık yarısının protonlardan geldiği gibi ifadeler neredeydi? Rutherford atom modelindeydi. Bileşiği oluşturan, okuyorum bak dinle. Bileşiği oluşturan atomlar belirli ve sabit oranlarda bir araya gelirler. Biz buna ne diyoruz bugün? Sabit oranlar kanunu. Hangi modelde vardı? Hatırla. Hemen cevap verdin. Çok güzel. Dalton, değil mi? Dalton atom modelinin önemli doğrularından bir tanesiydi. Sabit oranlarda bir araya gelmek. Atomlar içi dolu kürelerdir. İlk olarak Dalton modelinde ortaya çıktı. Daha sonra Thomson da bu ifadeyi kullandı. İlk olarak Dalton'u ortaya attı ama yine T yazdım. Thomson amcamız da ne yaptı? Bunu kullanmaya devam etti. Atomun kütlesinin çok büyük kısmı çekirdekte toplanmıştır. Nedir arkadaşlar işte? Atomun kütlesinin büyük kısmı ya da tamamı iki ifadede doğru. Çekirdekte toplanmıştır derse bu R ile yazıyorum. Rutherford'dur. Tamam. İşte cevabımız bu. Eksi yükler atomun için rastgele dağılmıştır. Rastgele dağılma, eksi yükün rastgele dağılması canımız çekti değil mi? Neyi canımız çekti? Üzümlü kek değil mi? Ya. Üzümlü kek. Rastgele dağılmıştır. Üzümlü kek. Thomson. Atomlar çapı 10 üzeri 8 santimetre olan kürelerdir diyor. Bak kürelerdir diyor. Rutherford da 10 üzeri 8 santimetre diyordu. Ama küre demiyordu. Kim diyordu 10 üzeri 8 olan küreler diye? Thomson amcamız.
söylüyordu. Bizim cevabımız zaten arkadaşlarım C. Biz zaten C'yi bulduk. Atom modelleriyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi günümüzde geçerli değildir? Bakın, şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Biz derste anlatıyoruz. Diyoruz ki bak bunları bulmuştur. Sonra diyoruz ki biz sizinle de yaptık değil mi? Şunlar bugün geçerlidir değildir. Şimdi arkadaş diyor ki hocam ama bu Dalton atom modelinde var bu. E var da bugün yanlış. Var olup olmaması başka bir konu. Bugün doğru olup olmaması başka bir konu. İkisine dikkat edin. Biz günümüzde geçerli değildi. Biz günümüzdeki modern atom teorisiyle ilgili bilgileri işleyeceğiz. Tamam mı? Bileşiği oluşturan atomlar arasında belli oranlarda bir araya gelirler. Yani sabit oranlar. Bugün de hala geçerli değil mi? Geçerli. Ben de Dalton atom modelini çizerken bu bölümü yeşille çizmedim mi böyle? Bugün de geçerli gençler, dikkat edin diye dedim. O halde doğru. Elektronların kütlesi çok küçük olduğu için atomun kütlesine dahil edilmez. Bunu ilk Thomson söyledi. Daha sonra bunu Rutherford'da alfa parçacık deneyinde ispatladı. Gerçekten böyle olduğunu. Doğru. Günümüzde de geçerli. Demiyor muyuz? Elektronun kütlesi. Salla geç, hesap etme bile. Proton, nötron topla geç. Yeterli diyoruz değil mi? İşte bu. Atomun kütlesinin tamamına yakını çekirdekte toplanmıştır. Günümüzde zaten yukarıdakiyle aynı şeyi ifade ediyor aslında. Atomun büyük kısmı boşluklardan oluşmuştur. Bugün de geçerli. Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır. Kim dedi bunu? Dalton dedi. Günümüzde geçerli mi? Evet. Cevabı verdin. Sebebiyle açıkladın değil mi? Güzel. Zeki insanları severim. Ne dedi hemen? İzotop kavramı. Hocam dedi oradan birisi. İzotop kavramından dolayı da yazamadım. İzotop yazıyor işte, siz anlayın. Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısı değildir. Ahan işaret dedik. Cevabımızı bulduk. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Bohr atom modelinde yer almaz? Biraz önce işledik Bohr atom modelini. Hemen cevap verecek, burayı kaçırmayacaksınız. Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir. Ne dedik? Temel hal. Elektronların en düşük enerjili orbitalden başlayarak doldukça yüksek orbitallere çıktığı. Biz buna ne diyoruz? T atomun temel hali diyoruz. Elektron nereden başlar? En düşük enerjili orbitalden dolarak başlar, doğru. Elektronlar dışarıdan enerji absorplayarak, bak bu olay neydi? Absorpsiyon, emme, çekme, içine alma. Üst katmana geçebilir. Geçmesi haline ne diyoruz? Uyarılmış hal. Elektronun bir üst katmana geçmesini uyarılmış hal. Zaten çıktı ya. İşte ileri görüşlü olunca hemen yazıyorsun, buluyorsun yani. Uyarılmış hal kararsızdır ve atom hemen tekrar temel hale dönmek ister arkadaşlar. Uyarılmış hali atom sevmez. O elektrona der ki hemen der yerine gel, ortalığı karıştırma, bizi uyarılmış hale geçirme. Hemen der o aldığın enerjiyi ver, ışın olarak geri ver, yayınla ve olmanın gereken yere dön der. İşte o yayınlamaya, ışın olarak yayınlamasına ne diyoruz? Emisyon, emisyon etme, dışarı verme, salma, bırakma. Tamam mı? Emisyon et der o ışını. Ondan sonra hemen olman gereken yere dön der. O işte o ışın, elektronun verdiği, emisyon ettiği, dışarı verdiği ışının dalga boyu 400 ile 700 arasında da sen o rengi görürsün. Tamam mı? Benim şu an gömleğim rengini mavi görüyorsan, değil mi? İşte demek ki neymiş? Mavi dalga boyunda. Yani 400 ile 700 arasında burada elektronlar ne yapıyor şu an gömleğimin üzerinde? Emisyon yapıyor, ışıma yapıyor. Sebebi bu. Elektronlar orbital denilen bulunma olasılığı yüksek olduğu bölgelerde bulunur. Bu Bohr atom modelinde var mı? İşte zaten Bohr atom modelinin eksiği bu ya. Eksiği bu. Bir, çok elektronlu atomlardaki elektron hareketini açıklayamaz. Çünkü karmaşıktır çok elektronlu atomlar. Tek elektronlar açıklar da çok elektronlar açıklayamaz. Birinci eksik. İkinci eksik. Der ki elektronlar yörüngede bulunur. Hayır kardeşim, yörüngede bulunmaz. Bugün biz modern atom teorisine göre, değil mi? De Broglie'nin denklemine göre, işte Schrödinger'in denklemine göre, değil mi? Daha sonra Heisenberg'in yaptığı çalışmalara göre ne diyoruz bugün? Elektronlar bulunma olasılığının en yüksek olduğu orbital adı verilen bölgelerde bulunur diyoruz. Ama bu Bohr atom modelinde değil. Günümüzde kullandığımız modern atom teorisinde bildiğimiz bir konu. Bohr atom modelinde orbital diye bir ifade yok idi. El işaretledik. Evet arkadaşlar, atom modellerini bitirdik. Bu şekilde
Ünitemizi de tamamladık. Atom ve periyodik cetvel ünitesi önemli ünitedir. Lütfen sorularını, bol bol bu konuyla ilgili sorularını çözün. Anlamadığınız yerleri, videoları geri başa sarın, dönün. Videonun içinde anlamadığınız kavram olursa videoyu durdurun, biraz geri alın, o kavramı tekrar dinleyin. Mutlaka ama mutlaka atom ve periyodik cetvel konusunu zihninize iyice yerleştirin. Sadece kendisi için değil, ileri konular için de, sonraki konular için de çok gerekli bir ünitedir, çok önemli bir ünitedir. Bol bol soru çözerek bu üniteyi zihninizde yerleştirin. Zor kolaydır, zor değildir. Korkmayın, rahat olun. Üzerine düşün, rahatlıkla yaparsınız. Bununla ilgili soru bankalarından ve denemelerde bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yeni ünitede yeni bir heyecanla görüşmek dileğiyle inşallah diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.